Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sony marka cihazımızın ekran değişimini gerçekleştireceğiz. Cihazımız Sony Xperia M4 Aqua modeli. Cihazımızın iç ekranı kırılmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi iç ekran kırılmasından dolayı cihazımızın komple kasa şeklinde ekran değişimini gerçekleştireceğiz. Fiyata uygun olduğu için bu şekilde gerçekleştireceğiz değişimimizi. Bir nevi restorasyon videosu gibi olacak bu bizim için. Gelin şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar cihazımızı ısıtarak açmayacağım. Çünkü cihazımız daha önce açılmış ve kapağı zaten gevşek bir vaziyette. Genelde bu kısımlara silikon sıkıyorlar veya çift taraflı bant yapıyorlar. Bu cihazda da bant uygulanmış galiba. Şimdi cihazımızı açacağız. Daha sonra ekran değişimi işlemimize başlayacağız. Bu kısım dediğim gibi kalkmış zaten. Şöyle yıpratmayacağım. Alt tarafa zarar vermiyorum. Bayağı zaten kapak ucu ucuna duruyormuş. Görmüş olduğunuz gibi çift taraflı bantlarla sabitlenmiş. Bataryamızın altında hiç bant yok. Bu kısım şarj soketi, jack, bunların bulunduğu kısım. Şu vidamız burada kalmış, şunu da alalım. Anakartımızı söktük. Şimdi yeni ekranımızı da alalım. Yeni ekranımız orijinal bir ekran. Çıkma olarak geçiyor ama gayet kasası temiz bir şekilde kullanılmış. Yani çıkma ekranı olarak kullanılıyor. O yüzden cihaz orijinal ekranıyla değişim gerçekleşmiş oluyor. Cihazın ekranı. Yeni ekranımızda şarj soketi, ahizesi, hoparlörü, alt bordu vesaire hepsi üzerinde takılı bir şekilde geliyor. Biz bu kısmı çıkartmayacağız. Sadece bu eski telefonumuzdan jack soketini alıp buraya takarak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi yeni ekranımıza jack girişimizi aktaralım. Şimdi bu kasamızdan aktaracağımız daha bir şey kalmadı.
Bakıyoruz, inceliyoruz. Evet, zaten diğer cihazlar, ekipmanlar, donanımlar kasamızın üzerinde bize gelmiş. Kameramızı tutalım. Anakart üzerine. Cihazımızın ekran değişimini gerçekleştirdik. Anakartı diğer kasamıza aktardık. Şimdi arka kısmını yapıştırmadan önce bir cihazımızı test edelim. Görmüş olduğunuz gibi eski ekranımızın şu kısmında, iç ekran kısmında kırıklık vardı. Yeni ekranımızda hiçbir problem yok. Cihazımızın şarjı da bitmek üzereymiş. Görmüş olduğunuz gibi ekranımız gayet güzel çalışmakta. Zaten orijinal ekran kasasından da iç kısmından da anlaşıldığı gibi ekran ve kasa orijinal bir şekilde değişmiş oldu. Ya bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle internetten alıp az bir elektronik bilginiz varsa bu işlemi kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Her şeyi sapasağlam çalışıyor. Cihaz daha bazen donma kasmalar olabiliyor. Çünkü modelinin eski olmasından dolayı her cihazda olduğu gibi bu ekranlar geçişlerde küçük küçük kasmaları olabiliyor tabii ki. Bunun ekranla bir alakası yok. Bu şekilde arkadaşlar ekran değişimimizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihazımızın ekran değişimini gerçekleştirdik. Bu tarz işleri kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer ki elektronik bilgisine sahipseniz kendiniz de ufak tefek cep telefonunuzun tamirat, tadilat işlemlerini yapabilirsiniz. Ama tekrardan parantez açarak söylüyorum, elektronik bilgisine sahipseniz, yani eliniz, el beceriniz varsa yapamayacağınız iş yok. Ben bu videomda sizlere ekran değişiminin nasıl olduğunu göstermek istedim. Bu cihazı tekrardan hayata döndürmüş olduk bir nevi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, görüş ve düşüncelerinizi bana yorum kısmından iletmeyi unutmayın. Bu videoda yapmak ve anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.